Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başlangıç olarak bugün Denizcan yoktu. O yüzden yerine ben videoda olacağım. Sakalımı kestim ve bugün Mia beni tanımadı. Yani çok üzüldüm. Sakalımı kesip aşağı inip bir sürpriz yapayım dedim. Filiz uzun süredir sakalımı kesmemi istiyordu. Mia ağlamaya başladı beni gördüğü zaman. Uzun sürede sakinleşmedi. Bu arada videomuzun başında böyle bahçemizden topladığımız kestanelerimizi... Yeni aldığımız sobada. Yeni aldığımız sobada koyalım. Biz muhabbet ederken o pissin. Yerleşmeye başladık ufak ufak. İnsanlarla tanışmaya başladık. Başta bir tane soba aldık kendimize. Ev kombili ama biz biraz şu şömine tarzı zevki istiyorduk. Başına oturalım, işte içine ne bileyim kestane koyalım, işte börek, pasta yapalım. Yani biz biraz böyle bu şömine havasını zaten istiyorduk. Birazcık da aslında çok daha hani doğal bir hayatı hayal ettiğimiz için belki ekmeğimizi kendimiz yapalım, işte kendimiz pişirelim modundaydık. Ama bunun tabii bir yandan da şık olmasını istiyorduk. Bizim ihtiyacımıza cevap verecek bir üründü bu. Süredir takip ediyorduk zaten. Yani biz çok severek aldık ve çok hoşumuza gitti. Evet, şu ara geceleri serin aslında. Ama tabii yani bu oldukça büyük bir soba ve tamamen döküm. Bayağı yoğun bir sıcaklık yayıyor. Yani kışın soğuk olacak diye düşünüyorum burası. Çünkü şimdi bile geceleri serin. Soba o kadar testten, iyi ısıtıyor evet, ki. Yani olumlu geçti tüm evi yani. Isıtıyor yani 3 katlı bir ev sonuçta. Bu arada kömür yakmıyoruz. Kömür yakmak istemedik. Direkt odun yakıyoruz. Yan tarafımız ormandı. Bugün ormandan odun topladık aslında. Evet, onları da paylaşalım. Evet, şimdi o videoları göreceksiniz. Bayağı ama yani odun topladık. Yani hem ufak çalı çırpı gibi hem de büyük bir kütük ben sırtladım ve getirdik. Galiba bizim 2-3 günlük odun ihtiyacımızı karşılar. Ya birazcık da şöyle aslında öncesinde bir keşif yapmadığımız için ormanda bizi aslında neyin beklediğini çok fazla bilmiyorduk. Bu kadar gerçekten kuru dalla karşılaşacağımızın farkında değildik. Ve nasıl bir yol, işte düz mü, ya yokuş mu? Ki burada, nasıl taşırız? Evet, yağışlardan dolayı bayağı enteresan oyuklar oluşmuş ormanda. O yüzden yürüyüş o kadar kolay değildi. Deniz için oldukça zordu. Ben de Mia ile beraber birazcık benim için de aslında zordu. Yani bambamın tasmasını aslında böyle uzun biraz kalın dalları bağlayıp bağ yaptık. Ormanın başına taşıdık. Ondan sonra da büyük bir kütük bulmuştuk. Yani bayağı büyük yani bir ağacın köküyle birlikte. Herhalde bir 1,5-2 metresi gibi. Bunu da sırtımda taşıyarak ormanın başına getirdikten sonra biri sırtımda, biri elimde bambamın tasmasıyla çekerek eve getirdim. Mia da diyecektim. Filiz de Mia ve bambamı eve getirdi. Ve kapımızın önünde şu an odunlarımız var artık. Aynen öyle. En azından yani bir süre, kaç gün belki bizi idare edecek bir şey oluştu. Yani haftada herhalde ya 2 tur ya da 3 tur. Çok evet, soğuk olursa 3 tur. Evet ama keşfetmiş olduk ki aynen, var iki yani. 2 tur ormana çıkıp odun toplayıp aslında komple ısınma ihtiyacımızı bu arada biz ücretsiz hale getirebileceğiz. Kestaneler herhalde bir 10 güne falan olur demiştik ama kestaneler baktık bugün olmamışlar henüz. Birazcık daha vakit var. Bir 10-15 günü daha varmış. Bu kestaneler bizim bahçemizdeki ağaçta. Pişirmek tadına yaparak, bakmak için evet, aslında bizim istedik. Bahçemizdekiler de olmamıştı ama yeri dökülenlerden aslında biraz toparladık. O yüzden az var yani bir avuç kadar alabildik. Buradaki kestanelerin olmasına bir 10-15 gün varmış. Esas kestane partilerimizi 10-15 gün sonra yapmaya başlayacağız. Şakaya yolunuz düşerse çıkın gelin. Bol bol kestane yiyelim. Beraber kestane yiyelim. Buradaki ormanlar çok daha farklı. Yani çok orman daha mı? Yüksek. Gerçekten orman. İlk başta biz drone'umuzu da yanımıza aldık. Evet, soba arada bir güplüyor. İlk başta biz drone'umuzu da yanımıza aldık ama
o kadar sık ve artık gökyüzünü bile göremeyeceğiniz bir yer, evet, ki zaten videolarda göreceksiniz. Yani drone'u çok ufak bir yerde uçurabildik. Onun haricinde hiçbir yerde uçuramadık. Yani çok sık ve çok güzel. Benim ya, çok hoşuma gitti. Oksijen olarak da benim çok hoşuma gitti. Bu arada havası gerçekten öyle farklı ki ormanın içine girerken bir 2-3 derece sıcaklık aşağı düşüyor. Hatta bir 5 derece belki. Ve sanki böyle burnunuzu oksijen tüpüyle böyle hava veriyorlar gibi, evet, geliyor. Yani hani çok gerçekten temiz, güzel bir havası var. Bambam için inanılmaz keyifliydi. Evet, Bambam çok yani keyif aldı. Yani bir ara nasıl dönüyordu kendi etrafında. Mutluluktan. Devamlı mutluluktan. Keşke onu çekebilseydik. Aynen. Bir güzel anları yakalayamıyoruz daha. Şu video çekme olayına çok alışamadık aslında. Birçok güzel sahne kaçırıyoruz. Evet, yani yaşarken çekmeyi unutmuşuz oluyor. Evet, unutmuşuz. Aa, keşke çekseydik diye. Çok uzun süredir aslında Filiz biraz gene seviyordu. Yani bir yemeğe gittiğimiz zaman hadi resim çekelim, işte paylaşalım, anı olsun vesaire. Ben de hep ya hadi yemeğimizi yiyelim, keyfimizi çıkartalım, boşver resmi modundaydım. Ama bu işi yaparken, YouTube'da size video hazırlarken bunu artık yapmamız gerekiyor ve yavaş yavaş öğreneceğiz diye düşünüyorum. Biz o mesela bugün şeyde de ben birazcık üzüldüm aslında. Deniz uzun süredir sakal bırakıyordu ve bugün kestikten sonra Mia'yla ilk karşılaşmasını keşke çekseydim. Hani onun ilk tepkisini görebilseydik istedim. Kız çok üzüldü. Çok üzüldü ve gerçekten yani birkaç saat babasına inanılmaz tepki gösterdi. Ya öpemedim, yabancı yanına biri yaklaşamadım gibi. Yani hani bayağı çığlık çığlığa böyle burnundan sümükler akarak ağladı yani. Hani sürekli suratını kapadım seni tanımıyorum diye böyle iletişime kapattı kendini. Tanıncağını da sallayarak onunla tekrar barıştım. Güzel zamanlar geçiriyoruz burada. Evet, bugün İnsanlar da çok güzel, kalabalıktık. Ev sahibimizin ailesiyle aslında çıktık. Evet. Kardeşleri. Bir arkadaşları vardı. Bir arkadaşları. Sağ olsunlar, onlar da bize çok yardımcı oldular. Yani odunları taşırken de, odunları nerede bulacağımızı bize anlatırken de. Tabii ormana işte onlar bize gösterdi. Evet, ormana onlar bizi çıkarttı. Yavaş yavaş planlarımızı yapmaya başlayacağız. İlk başta bahçeyi bölme fikrimiz var. Bambam'dan dolayı. Bizim bahçemizde çünkü iki ev var. Bir ev sahibimizin annesiyle babasının oturduğu ev. Bir de bizim oturduğumuz ev. Bu araya ufak bir sınır gibi bir şey çekerek Bambam'ın öbür tarafı aslında geçmesini engellemek istiyoruz. Çünkü gerçekten çok fazla özgür davranıyor. Çok burada özgür davranıyor. Sağ olsunlar, hani hiçbir şekilde kötü bir tepki vermediler ama yani ne olursa olsun bizim sonuçta Bambam'ı bir kontrol altında tutabiliyor olmamız gerekiyor. Kümes yapımına başlayacağız ve dediğim gibi o evin arkasındaki kısmı bir çimlendirme çalışmalarına başlayacağız. Büyük ihtimal bir sonraki videolar bunların üstüne başlayan ve kurgulanan videolar olacak. Evet. Şimdi biz belki bu bahçede şu an ekili olan kısımları işte artık temizlenmesi gereken şeyi temizleyip kışlık ne ekebiliriz? Ona bakacağız. Yani komple bir çapalayıp herhalde toprağı bir havalandırıp tekrar düzleyip ekeceğimiz kısımları bir şekilde ayırıp belki işte dört sopa ucuna ip çekip hani buraya bunu ekeriz, buraya bunu ekeriz. Evet, yani belli kendimize bir şeyler belirleyip o işlere de başlayacağız aslında. Hobi bahçesi olayına da giriş yapacağız. Çünkü yani şey havuz düşünüyorduk ama tabii mevsim itibariyle ona şu an bir aciliyeti yani yok. Onu Mayıs gibi herhalde. Evet ya, yani o alanı belki şimdi daha farklı bir şey için kullanabiliriz. Sonuçta bahçeli bir evimiz var artık ve bahçesini dilediğimiz gibi, evet, kullanabiliriz. İstiyoruz. İster ekeriz, ister havuz yaparız, ister tavuk kutlarız. Özellikle zaten arayışımız hep bahçeli bir evdi. Burada çünkü yapmak istediğimiz şeyler var ve mevsime göre de değişkenlik gösterecek. Şimdi dediğim gibi bu aylarda ekebileceğimiz, dikebileceğimiz şeylere bakıyoruz. Ağaçlarda belki bakım yapılması gereken ağaçlar var. Daha sağlıklı verim alabilmek için. İşte elimizden geleni yapacağız. Biraz araştıracağız. Biraz eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Çevreden görerek, biraz araştırarak. Bu arada kestaneler çok güzel kokuyor arkadaşlar. Hadi yiyelim. Bayağı bir. Bu arada size sobamızı gösterebilmek için de önünden video çekiyoruz ama şu an herhalde çok sıcak. Cehennemin en alt katında gibiyim. Bayağı sıcak. Oh, nar gibi. Şöyle gösterebilirsek. Çok güzel kokuyor. Çok da güzel açıldılar. Bakın. Gerçekten buradaki kestanenin bu arada kalitesi çok güzel. Yani çiğ yer, ben biraz dayanamayıp kestane çok seviyorum. Çiğ de yedim ve çiğ yerken de yani içindeki kabuk çok rahat soyuluyor. Buranın kestanesi gerçekten çok iyi kalitede. Evet Filiz Hanım, buyurun o zaman önce siz bir tadına bakın. Alayım mı ben? Sen al sana. Peki. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de. Deniz Can Bey. Şuradan. Ellerinize sağlık bu akşamki kestaneden. Sizin meziyetiniz. Bakabilir miyim? Valla tadı çok güzel ama.
Bunu yapmamalıyız ya. Biraz özlediğimiz kestane tadı. Ya. Şimdi o zaman siz... Bak isteyen, canı çeken varsa söyleyin, yollayalım. Misafirimiz olabilir. Söyleyin, yollayalım. Veyahut da Trendyol'dan alışveriş yaparsanız çok kestane istedi diye mesaj atın bize Trendyol üstünden ve sipariş numaranızı verin. Size bu kestanelerden hediye olarak gönderelim. Biz bu arada videomuzun sonuna gelirken yavaş yavaş kestanemizi yemek için yan tarafa geçmeden önce abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoyu beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim butonunu tıklamayı unutmayın. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler bizi izlediğiniz için.